Arkadaşlar, üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda kullanıcıdan bir sayı girmesini isteyin ve girilen sayının çift mi tek mi olduğuna tekrar ekrana yazdırın demiştim. Şimdi bunun koduna bakalım. Şimdi arkadaşlar, burada bu kodda ne yazmışız bir bakalım. Şimdi A ve B sayıları tanımlamışım. Ama B'yi kullanmamışım. B'yi silelim isterseniz. Kafa karıştırmasın. Tamam, derledik. Şimdi bir sayı giriniz demişim. Girilen sayıyı A'ya atamışım. A sayısını ise yukarıda belirtmişim. Integer olarak tanımlamışım. Daha sonra A sıfıra eşit veya büyük olduğu durumlarda inceleme yapıyorum. Aslında bunu böyle yazsak daha doğru olur. Şimdi A sıfırdan büyük olduğu duruma bakıyoruz. Sıfırdan küçük olan durumda çift mi tek mi söz konusu etmeyelim diye. Sadece sıfırdan büyük sayıları inceleyelim diye yazdım bu kodu. Şimdi şu işaret arkadaşlar. Mod komutu aslında. Yani A'yı 2'ye böl, kalanına bak. Burada 2'ye bölüyor. Kalanını hesaplıyor. Matematikte modu hatırlarsınız. Daha sonra kalan 0 ise, yani 2'ye bölünebilen bir sayı olduğunu gösteriyor A'nın. Sayı çifttir demektir. Ve tekrar kodumuzu başa döndürüyor. A 1'e eşitse modu, A'nın 2'ye bölümünden kalanı 1'e eşitse sayı tektir diyor ve tekrar başa döndürüyor. Arkadaşlar şöyle yapalım. 5 diyelim, sayı tektir. Eksi 5 diyelim, bir sayı giriniz tekrar başa döndürüyor. Çünkü negatif bir sayı girmiştim. Bunun else durumunu inceleyelim. Burada bitiyor. Else durumu ise tekrar başa döndürüyor. Yani bir hatalı girdiğiniz falan demiyor. Direkt başa döndürüyor sadece. Bir sayı girinizde tekrar geliyor. 2005 diyelim, sayı tektir. 2000 diye 200 diyelim, sayı çifttir. Bu kadar basit aslında. Diğer soruya geçelim arkadaşlar.